Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. Son 16 takım belli oldu. 3 Temmuz Salı gününün ilk maçı İsveç-İsviçre maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 19. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. İsveç takımı toplamda 12 kere Dünya Kupası'na katılmıştır. Turnuvaya katılmak için Fransa-Hollanda gibi güçlü ekiplerle eleme maçı oynayan ekip, grupta Hollanda'yı geçerek grupta ikincilikle turnuvaya katılmaya hak kazanmıştır. Çok yetenekli oyunculara sahip olmayan ekip, daha çok takım oyunu üzerinden hücum ve defans yapmaktadır. Genelde uzun toplar ile forvetin gol bulmasını sağlıyorlar. Defans hattında ise çok iyi pres yapan ekip, rakip oyuncuların topla oynamasını engelliyor. Gruptan çıkma ihtimalleri var. İsviçre takımı ise 11. defa Dünya Kupası'na katılıyor. Dünya Kupası'na katılmak için 10 maç yapan ekip, 1 yenilgi ve 9 galibiyet alarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Hücum hattında geriden gelen destek, İsviçre'nin gol bulmasına yardımcı olurken, defazında ise adam adama savunma ile rakip oyuncuları bunaltıyor. Bu ekip gruptan çıkabilir. Peki İsveç ve İsviçre maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %31 oranlı İsveç kazanabilir. %36 oran ile de İsviçre maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 33. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.